Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Theodora hikayesinin 3. sezon 1. bölümünü çekiyorum. Karanlık dağılıyor. Ve kapakta yeni Lee'ler görüyoruz. Allah'tan John rotasındayım. Lawrence'i falan seçenlerin halini düşünemiyorum. Bölüm 1. İllüzyon. Sizi geçirmeme izin verin, Madame Fleming. Kalbim çarpmaya başladı. Böylece her darbeyi tüm vücudumla hissettim. Boğazımda, parmak uçlarımda, şakaklarımda. Zaman yavaşlamıştı sanki. Şöminenin ışığına doğru bir adım atmasını köşeye sıkıştırılmış bir av gibi izledim. Bu arada ben güncellemeyle ilgili çok iyi spoilerlar yedim. Aşırı merak ederek oynuyorum şu an. İlk gördüğüm şey siyah gözlerindeki ateşin yansımasıydı. Ve John. Mor da duruyor gözleri. Zorlukla nefes aldım. Güçlükle ayakta kaldım. Tekrar karşılaştığımızda ne olacağını birçok kez hayal ettim. Çünkü bir gün bunun olacağından emindim. Umuyordum ve bu umut elimde kalan tek şeydi. Yeniden onun kollarında olmak, tenine dokunmak, kendimi onun koruması altında hissetmek nasıl olurdu diye düşünüp dururdum. Bir daha sırlarımla baş başa kalmamanın nasıl olacağını. Ama şimdi onun önünde duruyordum ve içim korku doluydu. Güçlü bir tehlike hissi vardı. Ben bu gözleri tanımıyordum. Ayrıca bana saldıracak gibi gelmişti. Öyle bir bakıyor ki, sırıtıyordu. John Roberts'ın böyle sırıtabileceğini unutmuştum. Kendini beğenmiş, benden üstünmüş gibi küçümseyici bir tavırla. Bir damla zehir ve tiksintiyle. Ben bir hiçmişim gibi. Ay, çok değişmiş takım elbisenin içinde. Daha doğrusu çok şık takım elbisenin içinde çok değişmiş. Yine bembeyaz oldunuz Madame Fleming. Hasta mısınız? Ve John bizi hatırlamıyor. Sesinde samimi bir endişe yoktu. Sadece kötü niyetli bir zafer edası. Hala aynı sahte sırıtışla ellerini pantolonunun ceplerine sokarak bana yaklaşmaya başladı. Balkon kapısına dayandım. Yağmurun sesini artık sırtımla hissediyordum. Silah atışı gibiydi. Ne oluyor anlayamıyorum. Anlamaya çalış. Çıkışa koş. Bir şey yapma. Bu işte bir terslik var. Nefesim göğsümde bir yere takıldı ve ben içgüdülerime uyarak arkamı dönüp çıkışa koştum. Önüme geçti, yolumu kesti. Bu acele nedir? Oturun, biraz kendinize gelin. Benden kaçarken uzakta bir yerde bayılır ya da kaza geçirirseniz kendimi asla affetmem. Aman tanrım. Aramızdaki mesafeyi tekrar artırarak kaşlarımı çattım. Bu ne biçim bir oyun John? Donup kaldı. Pardon. Yüzünde bir şaşkınlık gölgesi titredi ama sadece bir an için. Kafa karışıklığından yararlanarak panik içinde o an yapabileceklerimi gözden geçirdim. Birisi onun vücuduna mı girdi? Öyle olduysa da bu kişi beni bulmak için böyle yapmıştır. Amaçları sadece beni ele geçirmekse tüm bu tiyatroya ne gerek vardı? Bana ne dediniz demin? Her kelimesi soğuk ve renksizdi. Birlikte yaşadıklarımıza dair tek bir ipucu bile yoktu. Ne olduğunu bilmiyordum. Ama her şeyin olması gerektiği gibi olmadığını çok net hissediyordum. Birdenbire sonun yaklaştığını hissettim. O gün olduğu gibi, köyde, çimenlere uzanıp alevlerle kaplı evlere bakarken ve artık yaramın acısını bile hissetmezken. Boğazıma binlerce iğne batmıştı. Tanıştığımızda bana söylediğin isimle seslendim sadece. Düşündü ama sonra gözleri öfkeyle parladı. Bir saniyede karşıma atlayıverdi. Gözlerimi yumdum. Kaçacak yerim yoktu. Kendimi ona karşı savunamazdım. Gözlerim yanmaya başladı. Gözyaşlarımı bastırmak ve titremeyi gidermek zordu. Bir zamanlar çok iyi tanıdığım onun o sıcaklığını ve kokusunu hissedebiliyordum. Bundan dolayı canım daha da çok acıyordu. Biz sizinle hiç tanışmadık Madame Fleming. Ve sabrım artık tükenmeye başladı. Morley numaralarından biri falan mı bu? Morley, üst sınıf iblislerden biri. Sen, beni hatırlamıyor musun? Başım dönüyordu. Gözlerini kısıp beni inceledi. Yüzümde tanıdık bir şey arıyor gibiydi.
ama gözleri hala boş bakıyordu. John'u efendinin yakaladığı, ona işkence ettiği, ızdırap çektirdiği kabusları çok sık görüyordum. Onu yanarken görüyordum. Bu gördüklerim, itaatsizlik cezasının bir sonucu olabilir miydi? Ne yapmalı? Açıklamaya çalış, elini tut. Ben her zaman temastan yanayım. Lütfen, John, sonuçta biz... Elimi uzattım, ona dokunmak istedim. Çok korkuyordum, ikimizin adına da çok korkuyordum. Bir şey yapmak zorundaydım, herhangi bir şey. Parmaklarım onun bileğine değdiği an, John sarsıldı ve geri tepti. Elleriyle başını sıktı ve delice, çılgınca bağırmaya başladı. Ah, hayır, midem bulandı. Gözlerimin önü karardı, kalbim paramparça oldu. Siz ne? Dişlerinin acısının arasından. Yere çömeldi ama yaklaşmama zerre fırsat vermeyip müthiş bir kuvvetle havayı içine çekmeye başladı. Affet, affet beni. Fırsattan istifade salondan dışarı koştum ve ardından sokağa fırladım. Çünkü kaçmak için başka imkanımın olmayacağını çok iyi anlıyordum. Göğsümün içinde iğrenç bir hırıltı vardı. Cildim gerilmiş, parmaklarım uyuşmuştu. Arabayı unutup önüme bakmadan kaçıyordum. Yerler yağmurdan ıslaktı. Ayağım kaydı. Bileğimi burkmuştum. Canım çok acıyordu. Ama duramazdım. Acımı unutup ayakkabılarımı çıkardım ve koşmaya devam ettim. Bir süre sonra kendimi bir ara sokakta buldum. İçim bomboştu. Bitkindim. Bir gölgeliğin altına girip yere yığılmıştım. Daha fazla ayakta duramıyordum. Lanet olsun. Yanımda duran çöp kovasına tekme attım. İçimde duygu fırtınaları kopuyordu. Ama en çok suçluluk vardı. Hayal kırıklığı vardı. Öfke vardı. Onu orada öylece bırakıp daha ne olduğunu anlamadan kaçtım. Çok sorun vardı ama cevapları nerede bulacaktım? Geri mi dönmeliydim yoksa tam tersi Paris'ten kaçmalı mıydım? John'a ne olmuştu? Bu gerçekten o muydu? Neden hiçbir şey hatırlamıyordu? Beni neden hatırlamıyordu? Onu o kadar çok özlemiştim ki. Midemin kasıldığını hissederek zorlukla ayağa kalktım ve çöp kovasına kustum. Daha sıcak, daha tenha bir yer bulmam gerektiğini anlıyordum. Ama bedenim bana itaat etmiyordu. Bir karton parçasına çömelip gözyaşlarımın yanaklarımdan akmaya devam etmesine izin verdim. Röportajın sonunda söyledikleri, güç karşılığında neyi verebileceğim? Yoksa benimle anlaşma mı yapmak istedi? Nasıl oldu ki o? Yanda zar zor fark edilen bir gölge hareket etti. Gerildim, donup kaldım. Gölge tekrar hareket etti. Ağır bir şey bulmak için elimi etrafta gezdirdim. Sanki bu bana yardım edebilecekmiş gibi. Ardından önümde bir adam belirdi. Siz iyi misiniz? Bu adamın çizimi ve tarzını şeye benzettim. Bize gelmeyen hikaye var ya, cehennem ve yüksek sular mıydı neydi ona? Burnumu çektim, kendimi inceledim. Sizce manalı bir bakış at. Daha iyi olduğum olmuştu. Gayet, teşekkür ederim. Manalı bir bakış at. Tamam, anladım. Yardım lazım mı? Şakaklarımdaki acı yüzünden yüzümü buruşturdum. Köşenin arkasına, sokağa baktım. Bomboştu. Şaşırmadım. Banlıyor, hem de bu saatte, hem de yağmurda. Siz nereden çıktınız böyle? Buradan geçiyordum. Eminim geçiyordursun. Hadi canım, nereye gidiyordunuz? Beni niye sorguya çekiyorsunuz ki? İşte verecek bir cevabın yok. Allah'tan Teo'cuğum akıllı bir MC ve sorgulama yeteneği var. Çünkü sizin burada olmanız bana fazla tesadüf geldi. Bana iyi kalp bir insan performansı sergilemektense gerçeği söyleyin en iyisi. Adam içini çekti ve yüzü bir anda ciddileşti. O, göründüğü biri değil. Size bir şey teklif edip etmediğini bilmiyorum ama... Dikkatli olunuz. En iyisi ise ondan uzak durunuz. Hala çok geç değilse tabii. Bir iki saniye boyunca sadece birbirimize baktık. Bu adam anlaşma olayından haberdar mı? Monsieur'dan. John'dan haberi var mı? Evet, yardıma ne dersiniz? Olur, hallederim. Yabancı adam sana yardım etmek istiyor. Galiba.
Yüz ifadesinden pek bir şey anlaşılmıyor. Adam bana elini uzattı ve kalkmama yardım etti. Bileğim tatsız bir şekilde sızladı. Siz kimsiniz? Darius. Bunu kastetmedim. Bu arada telaffuzlar konusunda bir fikrim yok. Baktığım sitede dinledim ama aklımda da kalmadı. Allah sonumuzu hayretsin. Şu telaffuz beni zaten tüketti. O omuz silkti. Audrey. Tanıştığımıza memnun oldum. Arabanızı buraya getirebilirim. Size arabamın anahtarını vereceğimi mi düşünüyorsunuz? Siz bilirsiniz. Olumsuzca başımı salladım. Arkadaşımı ararım. O halleder. Onu benimle beraber bekleyebilirsiniz. Peki. Jamie'yi aradım. Tam da düşündüğüm gibi. Hala uyumamıştı. Birazdan gelecek. Adam onayla başını salladı. Tuhaf bir sessizlik oluştu. Yağmur hafifçe gölgeliğe vurarak bizimle alay ediyor gibiydi. Ürperdim. Islanmış giysilerim hoş olmayan bir his vererek vücuduma yapışmıştı. Gözlerim ağrıyor. Garip bir şekilde duygusuzlaşıyordum. Şiddetli bir duygu yükselişinin ardından gelen kayıtsızlıktı bu. O omzundan sırt çantasını indirdi ve içinden termos çıkardı. İşte ısınırsınız. Gülümsedi. Hızlı ama galiba samimi bir gülümsemeydi. Dudaklarımı büzdüm. Zehirli değil ya. Termostan bir yudum aldı ve elinin tersiyle ağzını sildi. Gördünüz mü? Alın. Elinden termosu aldım. Temkinli bir şekilde içmeye başladım. Çay veya kahve tadını alacağımı bekliyordum ama bu bambaşka bir şeydi. Süt, tarçın, fıstık. Çok tanıdık bir kombinasyondu. O şaşkınlığımı fark etti. Bu sahlep değil mi? Bunun tadı benim içtiğimden biraz daha az yoğun. Ben daha çok bu şekilde yapmayı severim. İçeceğin ismini bilmenize şaşırdım. Yakın doğuya gittiğim oldu. Anlaşıldı. Ben bunu söyledikten sonra bana saygı duymaya başlamış gibi geldi. Gözlerimi kapatıp bir yudum daha aldım. Sahlebin yoğun tadı hoş bir şekilde içimi ısıtınca Mısır'da geçirdiğim akşamlar aklıma geldi. Darius yere baktı. Ellerini ceplerine soktu ve topukların üstünde sallanmaya başladı. Ben ona sessizce bakarken düşünüyordum. Kendimi ifşa etmeden ondan nasıl bilgi alabilirim? Ona güvenmemem, ona güvenemem ama belli ki o bir şeyler biliyor. Siz nereden? Şimdi ve burada değil. Tabii ki. Termosu ona geri verdim. Genç adam bir an düşündü. Ardından karar vermiş gibi sesini alçaltıp dedi ki, olan biten hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, yarın akşam saat 9'da. İşte şurada buluşalım diyor. Bir bar. Alaycının yolu. Bakın, bu casus oyunu oynamasak mı acaba? Buna vaktim yok. Oynamayalım. İstemiyorsanız gelmeyin. Teklif var, ısrar yok. O an yağmur sesine topuklu ayakkabıların asfalta vuruş sesi eklendi. Yeni arkadaşım ciddi bir tavırla bana bakıp başını salladı ve kapüşonu kafasına atıp köşe arkasında kayboldu. Belki de sadece deli biri. Ben de kendi kendime bir şeyler uyduruyorum. Yardım etmek istemesi çok tatlı. Nasıl da yoruldum. Daha çok olumlu bir izlenim edindin. Gerçi onun da kendi sebepleri vardı muhtemelen. Sokakta Jamie belirdi. Ay bu kızı çok beğendim ben bu arada. Delirdin sen. Hemen o an yanında getirdiği şalı üzerime sardı. Yumuşak günün sıcaklığı ile beraber o tanıdık sıcacık koku da geldi. Mayhoş ceviz ve incir. Jamie'ye ne zaman biri hangi parfüm kullandığını sorsa kız cevap vermek yerine kurnazca gülümserdi sadece. Karşısında suç işlemiş bir çocuk gibi duruyordum. Ne bir açıklama yapmaya ne de bahane bulmaya takatim vardı. Geldiğin için teşekkür ederim. Kız ağır ağır içini çekti, yüzünü eliyle kapattı. Sonra bana avucunu uzattı. Anahtarı ver hadi. Başka bir şey söylemeden arabamın yanına kaçıp beni yalnız bıraktı. Binanın soğuk ıslak duvarına yaslandım ve gözlerimi kapattım. Nefesimi dinlemeye başladım. Kesik kesik, yavaş. Kısa süre sonra Jamie arabamı onunkinin yanına park etti. Arabasına binip yolcu koltuğuna oturdum. Manyak çıktı değil mi? Yani beni biraz korkuttu ama öyle aman aman bir şey yapmadı.
Zorlukla konuşabiliyordum. Kafam çalışmıyordu. Senin bu işin. Aynen Jamie, işim. Bu benim işim. Kız mağlubiyetini kabul edercesine içini çekti. Peki peki, affedersin. Ben sadece sen arayınca çok korktum. Tek soru sormadan yanına koştuğumu görünce bana deli dedi. Zu neyse, sende miydi bu saatte? Yani. Daha yeni ayrılmıştınız. O hiç mi? Bu arada kız utandı herhalde sevgilisi. Biliyorum be. Sadece çok yalnız hissetmiştim. Bu yüzden onu aradım. Jamie'ye sarıl, özür dile, konuyu kapat. Cevap yerine hafifçe kalkıp ona sarıldım. Affedersin. Jamie'nin ona sarılmana ihtiyacı vardı. Kız kollarımda gevşedi ve soğuk burnunu boynuma gömdü. Hüzünlü hüzünlü gülümseyip mırıldandı. Bir anlaşma yapalım. Ben işini konuşmuyorum. Sen Zu ile ilişkimi. En azından bugün. Şu haline baksana. Araba kullanabileceğinden emin misin? Evet, her şey yolunda. Seni tek başına bırakmaya bile korkuyorum açıkçası. Yalnız kalmak istemiyordum zaten. Düşünecek konu çoktu tabii. Bundan sonra ne yapacağıma karar vermeli. Bir kez daha olan biteni analiz etmeliydim. John'un gözlerindeki boşluk aklıma geldiği an kalbim parçalanıyordu. Senin mi benim mi? Şu çocuk çok yorucu yani. En zorlilerden. Bu son muydu? Jamie bana bakıyordu endişe ve yorgunlukla. Bu gece bende mi kalsan iyi olacağım, merak etme. 76 elmas mı? Allah'ım, sen RC'ye biraz insaf nasip eyle. Jamie seninle vakit geçireceğinden mutlu. Olur. İyice dinlenmem ve taze kafayla durumu çözmeye başlamam lazım. Yalnız olmadığımı bilirsem daha iyi olacak. En azından bugün. Bir dakika. Zu'ya gitmeyecek miydin? Bir dakika. Ha, bunu okumuştum. Jamie gülümseyerek omu silkti. Aa, hayır. O muhtemelen gitmiştir zaten. Onda uyandırdığım sinirden temizlenmesi gerektiğini söyledi. Yani beni bekleyen kimse yok. Peki. Jamie arabasına bindi ve benim evime gittik. Evime girince kendimi biraz daha iyi hissettim. Evini seviyorum, çok tatlı. Biraz ev sahipliği yapsam kızar mısın? Çay koysam? Olur. Kız mutfağa gitti. Ben ıslak giysilerimi çıkarıp pijama giydim. Pencereye yaklaşıp suyun camdan aşağı aktığını gördüm. Her bir küçük damla büyüyerek ve hızlanarak yuvarlanıyordu. Kaç sene oldu? 56. Ben onunla tekrar karşılaşmayalı tam 56 sene beklemişim. Hemen gözlerim doldu. Ne oldu sana John? Ve ben şimdi ne yapacağım? Öylece gitmeyeceğimi pekala anlıyordum. Halbuki bu büyük ihtimalle en bilgece karar olurdu. Ama sırf ruhum için korkuyorum diye bu akşam olduğu gibi unutuvermek. Hayır, ona bunu yapamam. Onu bırakamam. Yürü be, arkandayım. Oraya geri döneceğim. Döneceğim ve her şeyi öğreneceğim. Elimde tılsımı sıktım. Keskin köşeleri cildime battı. Soğuk taş sıcak oldu. Ah, bizim için tılsım yaptı kendini. Feda etti. Bir de yarın Darius ile buluşmak için oraya gidip gitmeyeceğime karar vermem lazım. Sırıttım. Kimi kandırıyorum? Davet edildiğim an kararımı vermiştim aslında. Ben meraklı mıyım yoksa şuursuz muyum yoksa? Ay, okuyamadım. Gerçi artık önemli değil. Audrey. Ona bakıp hafifçe gülümsedim. Jamie pencereye yaklaşıp karşısına oturdu. Ellerini omuzlarıma koydu. Olan biteni konuşmak ister misin? İstemezsen anlarım.
Dudağımı ısırıp derin bir iç geçirdim. Her şey yolunda. Gerçekten. Bir şey olduğu yok. Hatta diyorum ki belki de ben adamın niyetini yanlış anlamışımdır. O an biraz korkmuştum. O yüzden kaçtım. Bilmiyorum. Ama senin benim için endişelenmene gerek yok. Bu yalan dilimin ucunu yaktı. James sadece başını salladı. Bir şey olmasaydı öyle bir tepki vermezdin bence. Ama seni darlamayacağım. Konuşmak istersen yanındayım. Ve bir sarılma. Gözlerindeki hayal kırıklığını görebiliyordum. Bu hissi kısık sesinde bile duyabiliyordum. Kız dudaklarını araladı. Bir şey daha söyleyecek gibi oldu. Ama durdu ve sadece gülümsedi. Hiç samimi değildi. Çay soğuyor. Hadi gel. İtaatkar bir şekilde onun peşinden mutfağa geçtim. Türlü türlü konularda sohbet ettik ama aramızdaki gerginlik çayın sıcaklığında buharlaşmış olsa da tümüyle hiç yok olmadı. Kısa süre içinde göz kapaklarımız ağırlaştı ve uyumaya gittik. Çok çabuk uyudum. John'u bulduktan sonra çabuk uyumana da şaşırdım şu an. James sabah erkenden çıkmalıymış. Masada oturup hazırlanıyordu. Dudaklarına parlatıcı sürüyor, küçük bir el aynasına bakıyordu. Bu müşterim çok fena. Geç kalmasam iyi olur. Hatta bu davayı kaybedersek beni çiğ çiğ yer gibi geliyor. Senin gibi bir avukatla. Hiç sanmıyorum. Bana yalakalık yapıyorsun. Devam et. Aynayı kapatıp masamdaki kağıtlara baktı. Sonra onları düzgün bir şekilde toparlamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Kağıtların çoğu farklı boyuttaydı. Yatağımdan kalkıp ona yaklaştım. Dağınıklığımın nesini beğenmedin? Jamie güldü. O an kağıt yanının içinden küçük bir fotoğraf düştü. Jamie onu yerden aldı. Madame Rosetta'nın evinden fotoğraf. Vay, bu bir tür kabare mi? Burlesque show. Onca gösteri izledim. Hiçbiri Madame Rosetta'nın evindeki gösteriler ile kıyaslanamaz. Bu fotoğrafı nereden aldın? Nostaljimi gizleyip sadece elimi salladım. 60'lı yıllarla ilgili bir konu işliyordum. Arşivden bir fotoğraf işte. Anladım. İlginç. Jamie fotoğrafı bir kenara koydu. Oo, peki bu? Dökümanı tutup okumaya başladı. Sayın bayan, neyse işte, sorgu talebinize ilişkin Profesör Richard Avery'nin vefat ettiği bilgisi. Keskin bir şekilde iç geçirdim. Jamie durdu. Bu da mı arşivden? Hemen cevap veremedim. Evet, bu da makale için. Bir dahaki sefere birini evime çağırmadan önce etrafı toparlasam iyi olur. Jamie kalktı. Hadi ben gidiyorum. Kaybolma, tamam mı? Hı. Giriş kapısı çarptı. Yine yalnızdım. Evet, neden bu kağıt işini bitirmiyorum? Akşam çabuk geldi. Artık o kadar gizemli gelmeyen hayırsever beyefendiyle yaptığım röportajın kaydını dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sadece tutunabileceğim bir şey bulmak istedim. Beni yaklaşan buluşmaya hazırlayacak bir şey. Bu durumu daha iyi anlamama yardımcı olacak. Theodora adında bir gazeteciden bahsetti. Bundan nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Belki de o Theodora Avery'nin ben olduğumu biliyordur. Tanıdığını hatırlıyor ama onun ben olduğumu hatırlamıyor. Hiç tanışmadığını düşünüyor. Theodora'dan nasıl bahsettiğini hatırlamıyorum ki. John olduğunu bilseydim tüm metinleri hatırlardım şimdi. Önemsiz biridir diye hatırlamıyorum. Dikkat etmedim. Ama bence hiç tanışmadığını düşünüyor. Birinci Dünya Savaşı dönemindeki kadın gazetecilerle ilgilenen birçok eğitimli insan benden haberdar. Yani benden bahsetmesi Theodora olduğumu bildiği anlamına gelmez. İç çektim. Tahmin üretmeyi bırakmalıyım. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Oraya gidip her şeyi öğreneceğim işte. Hemen şimdi. Ardından da o bara gideceğim. Dolap kapaklarını açıp gardırobuma bir bakış attım. Umarım bu kararımdan pişman olmam. Sakin kalmak zordu. Korkularımı bastırmam kolay değildi. Sonuçta o bara ulaşmayabilirim de. Belki ruhum saat 9'da çoktan cehennemde yanıyor olacak. Kaybedecek pek bir şeyim yok. Deri pantolon. Dar elbise.
Korse. Midi etek. Bunu alacağım ben. Zaten etkilemiyor. Şimdi saç. Ya bu ya da tekrar bu. Bence bu makyajla da oldu. Şu an tamamen elmas pintiliği yapıyorum. Bayılmadığım şeyler olmadığı müddet almayacağım. Makyajsız. Tamam. Ya kırmızı makyajımı alacağım ama ben ya. İşte bitti. Hazırım. Esmer, sade makyaj. Ha, şunu alayım. Buydu herhalde az önceki. Gökyüzü hala açılmamıştı ve açılacak gibi de görünmüyordu. Şemsiyem de dün o hayırseverin evinin koridorunda kalmıştı. Eh, geri dönmek için bir neden daha. Yüzümde istemsiz bir gülümseme belirdi. Himmart'ta yağmurlu bir gün aklına geldi ve doktorla ilk tanışman. Anılara dal. Ne yapalım, doktoru ancak böyle görebiliyoruz. Dizime not defterimi koyarak bir kurşun kalemle yazı yazıyordum. Daha doğrusu bir kalem ucuyla sadece. Ve sonra hakkında bir makale yazabilirim. İlk damla enseme çarptı. İkincisi kağıda düştü. Az önce yazdığım satırı bulanıklaştırdı. Gözlerimi gökyüzüne kaldırdım. Ve ancak o zaman ağırlaşmış bulutları görebildim. Ah, cidden mi? Öfkeme yanıt olarak gök gürültüsü duyuldu. Yıldırım parladı. Sinirle homurdanarak defteri kapattım. Yağmur bir dakika içinde tam teşekküllü bir sağanağa dönüşmeye hazırlanıyordu. Aptal yağmur. Yağmuru sevmiyor musunuz, bayan? Korkudan havaya zıpladım. Yaklaştığını hiç duymadım. Kendime gelince doğruldum ve çenemi kaldırdım. Sevmiyorum Doktor Roberts. Ya siz? Kıkırdayarak başını iki yana salladı. Ben yanımda şemsiye taşırım. Ve size de şiddetle tavsiye ederim. Bana göre çok faydalı bir icat. Gözlerimi devirdim. Herkesle böyle alay mı edersiniz? Hayır, sadece sevdikleriyle. Doktor Roberts omuzlarını silkti ve gözlerimin içine baktı. Sadece Amerika'dan gelen uyuz gazetecilerle. Ah, bırakın şimdi. Sizden sadece bir kez röportaj istedim. Ama bununla yetinmeyi düşünmüyorsunuz, değil mi? Cevap vermek için ağzımı açtım ama söyleyecek bir şey bulamadım. Alın şunu. Bana şemsiyeyi uzattı. Onu aldım. Bir an için parmaklarımız birbirine değdi. Geri vermeyi unutmayın. Cevabımı beklemeden saygıyla başını eğdi ve gitti. Unutmam. O gece uyumadan önce gülüşü daha uzun süre gözlerimin önündeydi. Tamam, neyse, toparlanmam gerekiyor. Çıkmadan önce son kez aynaya baktığımda gözlerimde mor bir parıltı yakaladım. Eve girdiğim anda onun orada olmadığını anladım. Ben onu hissetmiyordum. Şömine sönmüştü. Duyduğum tek şey ayaklarımın altında gıcırdayan zemin ve balkon kapısına çarpan yağmur damlalarıydı. Soğuk, boştu. Hala bergamot kokusu vardı. Gözlerimi kapattım. Salonun ortasında durdum. Tılsımı sıktım. Saymaya başladım. İşe yaramadı. Yine mi? Her şey yeniden mi? Beklemek, sürünmek, cevabı olmayan soruları sormak. Korkmak. Kendi adıma, onun adına. Daha dün oturduğum koltuğa çömeldim. Elimle gözlerimi kapatarak dişlerimi sıktım. Sonra yumruğumu koltuk kolçağına indirdim. Bir kez, sonra bir kez daha ve daha. Kahretsin. Akciğerlerim sıkışıyor ama açılmıyordu. Kolumda ağrı vardı ve tüm organlarıma yayılmıştı. Bağırmak, parçalara ayrılmak istiyordum. Yanmaya, erimeye, darbelere katlanmaya, düşmeye hazırdım. Bunun bitmesi için her şeyi yapmaya hazırdım.
Bu boş evde otururken kendimi daha önce hiç hissetmediğim kadar kaybolmuş hissetmiştim. Kendimi bomboş hissetmiştim. Buraya geleli bir sonuç, buraya belli bir sonuç beklentisiyle gelmiştim. Ama belli ki zamanı henüz gelmemişti. Yalnız ben bu oyunları oynamaktan o kadar çok yorulmuştum ki artık delirecek gibiydim. Parmaklarımı şakaklarıma bastırarak derin bir nefes aldım. Ve o an, bu da ne? Masanın üzerinde bir not vardı. Seni bulacağım. Bu John'un el yazısı. Notu çevirdim ama bu cümle dışında başka hiçbir şey yoktu. Bu bir tehdit mi? Cümleyi tekrar tekrar okuyup anlamını çözmeye çalıştım. Ama aslında bu cümlenin ne anlama geldiği benim için o kadar da önemli değildi. Önemli olan bana yeniden bir umut vermesiydi. Pekala Doktor Roberts. Siz sözünüzü hep tutarsınız. Umarım bu sefer de öyle olur. Ayağa kalkıp etrafa bir göz atmaya karar verdim. Fazla zamanım yoktu ama etrafa bakmadan gidemezdim. Piyanoya yaklaşıp tuşlarına dokundum. Bana güzel bir karşılık verdiler. Üzerlerinde hiç toz yoktu. Bu piyanoyu sürekli çalıyorlar gibi görünüyordu. Gözlerimi kapatarak John'u piyanonun başında hayal ettim. Dümdüz sırtı, kapalı gözleri. Hayaletimsi bir melodiye dalarak kendimi başka bir dünyada buldum. Her şeyin daha basit ve daha adil olduğu bir dünyada. Birkaç hafif an için. Tamam, neyse. Burada başka ne var? Raflardan birinde bir sürü gazete gördüm. Bazıları yeni, bazıları daha eskiydi. Notlar var. Sanatla alakalı insanların isimleri daire içine alınmış veya altı çizilmişti. Yani birlikte çalıştığı insanları böyle mi buluyordu? Ruhları için, anlaşma yaptığı insanları. Bana tam olarak bunu yapmak istediğini düşünürsek, faaliyetinin son derece anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. Hırslı müzisyenleri, ressamları, aktörleri, yazarları araştırıyordu. Onlara başarı ve şöhret teklif ediyordu. Ve onlar da ruhlarını neye mahkum edeceklerini bilmeden bunu kabul ediyorlardı. Vay canına. Artık daha da çok sorun var. Gazetelerin yanında açık bir zarf vardı. Onu hemen tanıdım. Röportaj talebimi ona bu zarfla göndermiştim. Sırf sansasyon peşinde koşmadığımı ve gerçekten ilgilendiğimi kanıtlamak için yardım sağladığı bazı kişilerle beraber çektirdiğim fotoğrafları da eklemiştim. Onu saklamış. Bu herhangi bir anlama geliyor mu? Umarım yakında öğrenirim. Kitapları karıştırdım, rafları inceledim ama ilgimi çekecek başka bir şey bulamadım. Pekala, gitme zamanı. Şoför koltuğuna oturdum ve çantamdan bir sigara çıkarıp yaktım. Belki de o lanet bara hiç gitmemeliyim. Çok yorgunum. Çok fazla şey oldu. Gözlerim kapanıyordu ve vücudum inanılmaz ağırlaşmıştı. Sigara bana bu konuda yardımcı olamamıştı. Sanırım sadece doğrudan eve gitmem lazımdı ama şu Darius'un bana ne anlatmak istediğini merak edip duracağım sonra. Belki gerçekten bir şeyler biliyordur. Öğrenmem şart. Arabayı çalıştırdım. Bir zamanlar çalıştığım gazetenin talimatı üzerine daha önce o bölgede bulunmuştum. Şimdi ise bağımsız bir gazeteci olarak. Bu tür yerlerden uzak durmak konusunda çok daha rahattım. Elbette ölüm tehlikesi falan yoktu ama. Ama ben hiçbir şekilde başımı belaya sokmak istemiyordum. Gerçi hep sokuyorum nedense. Risk almamaya karar verdim. Arabayı bardan güvenli bir mesafede bıraktım ve yaya olarak ilerledim. Yüksek sesli müzik baskı yapıyordu. Ter, duman ve her türlü madde kokusu vardı. Fazla dikkat çekmemek için olabildiğince rahat görünmeye çalıştım. Saat 9'u geçti. Biraz geç kaldım. Umarım buradadır. Bara oturdum ve barmene döndüm. Bana lütfen duble martini, bir bardak su, kafanıza göre bir şey. Olur. Hadi bana güzelim de. Ama barmen sadece kayıtsızca sakalını kaşıdı. İçinden kırıntılar dökülünce tiksintiyle yüzümü buruşturdum. Adam kokteylimi hazırlamaya devam etti. Negroni. Alkol boğazımı yaktı. Gözlerimi kapatarak bardağı daha sıkı tuttum. Birkaç dakika sonra arkadan bir ses duyuldu. Kalabalığa karışmışsınız. Harika. Umarım çok uzun sürmemiştir. Omzumun üzerinden ona bakarak kıkırdadım. Merak etmeyin, sizden çok daha sağlam içiyorumdur. Adam tek kaşını kaldırdı ama cevap vermedi. Burada neden olduğumuzu anlatır mısınız? Ve bölümün de sonuna geldik böylece.
Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.